Efendim Maliki TV ekranlarından herkese merhabalar. Biz bugün sizler için Emek Baharat'ın sahibi Salim Oğuz Bey'le beraberiz. Efendim nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle sorum şu size. Aşı oldunuz mu? Aşı olmadım. Aşıdır hiç çelişkilerim var. Çelişkilerim vardı. Ve bu doğrultuda hastanede gittim. Hem çelişkilerimin giderilmesi doğrultusunda hem de bir anlayayım bu durumu nedir ne değildir diye yerinde incelemek istedim. Hastaneye gittim. BioNTech aşısı. Hastanede şöyle bir şey var. Bunu da size göstermek istiyorum. Şöyle yazıyor. Bu aşının uzun süreli etkilerinin ve verilmenin şu an bilinmediği. Yani aşının tam olarak netleşmediği içindeki şeylerin. Yine aşının henüz bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceği. Evet, çelişki. Ürünün salgın koşulları altında tamamen kişinin kendi istemesi halinde kişiye uygulanabilmelidir. Kendi isteği doğru. Pekala, bizim ülkemizi getirdiler şunu diyor, AKP mesela iktidar diyor ki siz bu aşıyı vurdurmazsanız seyahat özgürlüğünüz şuradan oraya, buradan buraya gitme, bu özgürlük kısıtlanacak. Hatta buradan bir ceza da gelebilir. Zaten bu ambasyada aklını takmadı, bir sürü cezalar var. Devam ediyorum. Burada çelişkileri anlatacağım. Kişinin kendi isteği halinde uygulayacağı bilinmelidir. Bu sebeple üretime ait hataların haricinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firma sorumlu olmayacağını belirtmektedir. En önemli olan. Hiç kimse sorumlu değil. Kim sorumlu? Sadece ölen kişi sorumlu. Ben üretsem ben sorumluyum yani. Efendim insan bu sorumlu, hiç kimse sorumlu değil. Sorumlu olmadığı zaman o zaman ben bu neye vurduracağım? Hiç zararı da olmayabilir belki ama psikolojik ben insan korkuyor. Ve burada bir de zararlarını saymış. Burada şunlar olabilir anlamında. Nadiren işte yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas eklem ağrısı, kusma, ishal, efendim aşırı kızarıklık, şişlik gibi yan etkileri de karşı, efendim bir sürü etkiler var. Kişi bunu okuduğu zaman zaten otomatikten vazgeçiyor. Ben hastanede burayı okuduğum zaman, orada da konuştuğumuz zaman birçok kişi zaten oradan ayrıldı. Zaten bize göre bu aşına vurulmasına da gerek yok. Şöyle ki, bağışıklık sistemi güçlü olması lazım. Bağışıklık sistemi güçlü olması için insanın güzel beslenmesi lazım. Bu anlamda insanın bağışıklık sistemi güçlü olursa o giren radyasyon insanı yıkamıyor. Hafif sarsıyor ama ondan adam kurtulabiliyor. Bağış sistemi zayıfsa garibanın ne yapıyor bu gariban? Efendim zayıf düşüyor. Zaten psikolojik korku da var. Bu işi çözememiş. Yani emperyalizmin bir oyunu olduğunu, bir Allah'ın lütfu falan zannediyor. Efendim Allah'ın lütfu falan değil bu. Allah'ın lütfu falan böyle olmaz. Bu Allah'ın lütfu değil. Emperyalizmin lütfu bu. Emperyalizmin oyunu. Tabii ki bunlar karşısında emperyalizm ve kapitalizm varsa mücadele ederek emperyalizmi geriletmeliyiz. Aksi takdirde bunların bu oyunlarından vatandaş, işçi sınıfı zarar görecektir. Bu doğrultuda ben Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin üye ise temsilcisi olaraktan bu işi, bu olumsuzluklar karşısında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Burada A2 Televizyon'a teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve tek yol devrim diyorum.